Şimdi bizim partimizin 9. kongresinde biz zaten Emek Partisi olarak şöyle bir saptama yapmıştık. Türkiye iki kutuplu bir burjuva ittifak seçeneğine sıkıştırılmak isteniyor. Halka başka yol bırakılmıyor. Yani ya Cumhur İttifakı'nın tarafında yer alacaksın ya Millet İttifakı'nın. Bunun ikisinin de çözüm ve çıkış yolu olduğunu düşünmüyoruz. Bu yüzden kongreden bu yana yaklaşık 1,5 yıldır üçüncü bir seçenek, bir halk ittifakı seçeneği üzerinde duruyoruz. Bunun çalışmalarını yürütüyoruz. Tabii bu sadece Emek Partisi'nin ortaya koyduğu, saptadığı bir ihtiyaç değil. Bizimle beraber işte Halkların Demokratik Partisi, Türkiye İşçi Partisi, İşte Emekçi Hareket Partisi, Toplumsal Özgürlük Platformu, Sosyalist Meclisler Federasyonu ve Halk Evleri de benzer bir arayış, benzer bir görüş ortaya koydular. Ve yollarımız belirli bir noktada kesişti. Yalnız bu süreçten önce bizim TKP, yani Türkiye Komünist Partisi ve Sol Parti ile de epey bir zaman görüşmelerimiz oldu, devam etti. Hala da belirli ölçüde devam ediyor. Bizim ortaya attığımız görüş şu oldu. En geniş halk ittifakı, yani bu iki kutup, iki blok dışında kalan bütün güçleri kapsayan ve hatta bu iki bloka oy veren emekçileri de koparıp alacak bir halk ittifakı, üçüncü bir ittifak tercihiydi. Hani bunu şöyle de ifade edebiliriz. Düzen siyaseti, düzen siyasetinin dışında halkın çıkarlarını esas alan düzen dışı, yani kapitalist düzen dışı bir siyaset, bir platform ihtiyacı. Bunu ortaya koyduk. Bizim oluşturmaya çalıştığımız bu ittifak zemini öncelikle bir mücadele ittifakıdır. Yani şu ana kadar bizim 7 parti ve örgütle kurduğumuz ittifak şu an mücadele ittifakı. Bunun bir seçim ittifakına, seçimi de içine kapsayacak bir ittifaka, bir politik ittifaka dönüşebilmesi için seçimlerin sonrasını da içine alan kapsamlı bir İlkeler Birliği'ne ihtiyaç var. Bunun çalışmaları da yürütüldü. İttifakın içerisinde yer alan güçlerin bu ittifaka koyduğu çeşitli isimler var. Ya da bu ittifakı adlandırmak istediği isimler var. Bu herkesin doğal hakkı, takdiri. Demokrasi ittifakı diyen var. Halk ittifakı diyen var. Emekçi halkın ittifakı diyen var. Yani bize daha makul, kulağa hoş gelen şey Millet İttifakı, Cumhur İttifakı varsa bunun karşısında bir Halk İttifakı. Bu isim daha doğru. 7 aylık süreçte şunlar oldu. Türkiye'nin bu bir kere öncelikle seçim endeksli bir çıkışı yok Türkiye'nin. Yani seçim olacak, her şey güzel olacak, her şey çözülecek, sandık her şeyi çözecek. Yan yana gelen güçler böyle düşünmüyorlar. Yan yana gelen 7 parti ve örgüt diyor ki, ya seçimler önemli, buna yönelik bir hazırlığımız var. Ama esas önemli olan şey 4 yılda bir sandığa gidip sadece oy vermek değil, mücadeleyi örgütlemek. Halkın mücadelesini, işçi sınıfının mücadelesini örgütlemek. Seçime kadar hak kazanmak, hakları genişletmek, bu hakları korumak, saldırılara karşı da bir direniş platformu oluşturmak. Şimdi bu çerçevede hareket eden parti ve örgütler şöyle bir tartışma yaptılar. Yani önce seçimi mi konuşalım, mücadeleyi mi? Ve şuna vardılar. Önce bir mücadele birliği oluşturalım. Yani zeminimiz, platformumuz bu olsun. Bu mücadele birliği üzerine tartışmalar oldu ve mücadele kararları alındı. Mücadele kararları. Yani geçimle ilgili, mültecilerin yaşadığı sorunlarla ilgili, HDP'ye yapılan provokasyonlarla ilgili, işte diyelim Türkiye'nin dış politikası ile ilgili çeşitli konularda ortak açıklamalar yapıldı, ortak eylemler örgütlendi ve bu bir samimiyet testiydi. Yani bu ortaya kondu, bu önemlidir, çok değerlidir. Bu yapılırken, yani bu eylemler, mücadeleler, mitingler, gösteriler yapılırken bu süreçte bu 7 parti ve örgüt şuna karar verdi. Bir koordinasyon oluşturalım dendi. Her parti ve örgütten bir kişinin olduğu 7 kişilik bir koordinasyon oluşturuldu. Ve bu koordinasyon hem eylemleri koordine etti hem de bir ilkeler manzumesinin yazılması açısından da bir çalışma başlattı. Yani herkesin tutum belgesi ortada biliyorsunuz. Şimdi önemli olan
parti ve örgütlerin, ilerici demokratik sosyalist bu parti ve örgütlerin ilkelerini ortaklaştıracak, kimsenin ilkelerinden taviz vermediği ama asgari müştereklerde de buluşabildiği bir siyasi platformun, talepler manzumesinin ortaya çıkmasını sağlamak. Şu an bunun çalışması yürütülüyor. Şöyle söyleyeyim, yani biz kendi çalışmamızdan örnek verelim, Emek Partisi'nin. Yani ben sanıyorum 44-45 ilde, ilçelerde halk buluşmaları yaptım yaklaşık 3-4 aydır. Bu halk buluşmalarına, toplantılarına, işte kapalı salon, açık hava etkinlikleri, bunlara dostlarımızı davet ediyoruz, herkesi davet ediyoruz. Yani çok farklı kesimlerden insanlar geliyor, emin olun. Yani TKP, Sol Parti, HDP, TİP, inanç çevreleri, CHP'liler, hatta AKP, MHP, İYİ Parti'ye oy veren, vermeyi düşünen işçiler geliyorlar, katılıyorlar. Hepsinde bir arayış var. Ve bu toplantılarda gördüğümüz şu, herkes birleşin, birleşin, artık birleşin diyor. Böyle bir güçlü talep de var, bunu görüyoruz. Tabanda birlik isteği çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü. Bunun daha da güçlenmesi gerekiyor. Bu sadece biz yapmıyoruz bunu. Yani dost parti ve örgütler de, onlar da kendi çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalarda binlerce insana ulaşıyoruz hep beraber. Böyle bir fikri örgütlüyoruz. Yani bir üçüncü seçenek fikrini örgütlüyoruz ve bu toplumda çok güçlü bir yanıt buldu. En azından onu söyleyebilirim. Bu pratikleşmeye başladığında kar topu gibi büyüyecektir. Önemli olan burada ilkelerde bir kararlılıkla çıkabilmek. Üçüncü seçenek de diyebiliriz buna, ikinci seçenek de diyebiliriz. Yani bir tane seçenek var, düzen muhalefetiyle, düzen iktidarıyla bir düzen siyaseti var. Bir de bir halkın işçi sınıfının içinde olduğu bir siyasal anlayış var. İki tane siyasal anlayış var, aslında üç tane de yok. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bunlar, yani bu iki ittifak elbette aynı değil. Tek adam yönetimi farklı, Millet İttifakı farklı. Biz öncelikle tek adam yönetiminden kurtulmalıyız. Burada çok çok güçlü bir çalışma yapacağız biz. Bu ayrı, bu önceliğimiz. Ama yani şöyle bakıyorsunuz, siyasetin merkezinde kim olacak? İşçi sınıfı olacak mı? Yoksul emekçiler olacak mı? İktidarıyla muhalefetiyle yok diyor. Yani siz bize verin, biz sizi kurtaracağız. Oy verin diyorlar. Şimdi Kürt halkı olacak mı? Yani Kürt halkı kendi kaderini Türk halkıyla beraber bu topraklarda çizebilecek mi? Taleplerini karşılayabilecek mi? Söz sahibi olabilecek mi? Yok. Yok sayılıyor. Yani o inkarcı anlayış iktidarda da muhalefette de aynı karşılığı buluyor. Dolayısıyla burada zaten halk kendi siyasal doğrultusunu, birliğini oluşturmak zorunda. Halk seçeneksiz değil. Biz bu seçeneği mutlaka mutlaka yaratacağız. Şunu da ekleyeyim. Sendikalarda, meslek örgütlerinde, emek örgütlerinde çok yoğun toplantılar yapıyoruz. Yani şunu söylüyoruz onlara. Sadece siyasi partiler değil, siz de tutum belgenizi yayınlayın. Bir işçi örgütü olarak, bir emekçi örgütü olarak ter döküyorsunuz, pandemide can veriyorsunuz. Çıkın, deyin ki bizim şu 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 taleplerimizi yerine getirmeyen hiçbir bloka oy vermeyeceğiz, desteklemeyeceğiz. Bizi yok sayan, bizim siyaset sahnesine çıkmamıza izin vermeyen siyasal anlayışları yok sayacağız deyin diye teşvik ediyoruz. Bu çalışmalarımızın neticesinde göreceksiniz, emek ve meslek örgütlerinin de güçlü bir katılımı olacaktır, özne olacaktır onlar bu ittifakta. Her gün biraz daha somut adım atıyoruz, her gün biraz daha ileriye götürüyoruz. Şu ana kadar yapılan toplantılar, tartışmalar, yürüttüğümüz kampanyaların hiçbiri boşa gitmiş değil. Binayı tuğla tuğla örüyoruz. Bu böyledir. Böyle bunu bir sonuca doğru götürmeye çalışıyoruz. Şöyle bir şey söyleyelim. Yani bizim farkımız şurada. Şimdi insanlar yoksul, geçinemiyor. Enflasyon almış başını gidiyor. Zam yağmuru var. Ne yapıyor siyaset, düzen siyaseti dediğimiz şey? Erken seçim istiyoruz. Seçimi bekleyin. Seçim olacak, sizi kurtaracağız diyor. Biz böyle yapmak istemiyoruz. Bu halkı aldatmak olur. Biz diyoruz ki halk kendi siyasetini sokakta yapacak, fabrikada, iş yerinde yapacak, geçimle ilgili, ekonomiyle ilgili ya da başka alanlardaki talepleriyle ilgili mücadelesini ortaya koyacak. Bu basınçla ancak bu örgütlenebilir. Şimdi biz mesela
her gittiğimiz yerde işte Temmuz zamları olacak. Hükümet zaten o zamı veriyor. Peki bu zam ne kadar götürebilir insanları? 3 ay götürmüyor. Ya da seçime kadar zaten Erdoğan hükümeti bazı iyileştirmeler yapmak zorunda. Böyle bir muhalefet anlayışı olur mu? Bu düzen muhalefeti Erdoğan'ın elini güçlendiriyor. Çünkü onlar seçime 3 kala yani kaşıkla verecekler. Seçimden sonra kepçeyle alacaklar. Biz bunu söylüyoruz. Pasif olmasın işçi ve emekçiler. Halk pasif olmasın. Aktif bu işin öznesi olarak sokakta mücadelesini ortaya koysun. Taleplerini ortaya koysun. Birliğini ortaya koysun. Bunun mutlaka siyasette ve seçimlerde de karşılığı olur. Bunu söylüyoruz. Farklı yani dalga dalga, sokak sokak, mahalle mahalle, köy köy gelen bir halk hareketinden söz ediyoruz. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Biz Emek Partisi olarak tek başımıza seçimlere girebilecek yeterliliğe sahibiz. Bu halkımızın güvencesidir. Bu bir. Ayrıca bizimle beraber HDP, TİP, bu partilerimiz de seçimlere girebilme yeterliliği var. Seçimlere giremeyen ama beraber hareket ettiğimiz parti ve örgütlerle de dostuz zaten. Yani hep beraber hareket ediyoruz. Seçime hazırız. Yani erken seçim olur, olağan seçim olur. Bizim için fark etmez. Biz buna hazırız. Bu tecrübemiz var. Daha önce ittifak tecrübelerimiz de var. Bu açıdan işte geç kalıyoruz, aman treni kaçırırız, aman bir baskın seçim olur, ne yaparız diye halkımız düşünmesin, rahat olsun. Bu halk okuma yazma bilmediği halde oy pusulalarında iplik tutarak seçim başarısı kazanmış bir feraset gösteren halktır yani. Bunu biz aşarız, yine aşarız. Bütün zorluklara rağmen aşarız. Şöyle, şimdi biz bir mücadele birliği ortaya koyarken seçim de bir mücadele alanıdır. Böyle bakarız. Seçim alanını, seçim sürecini ve sandıkları devrimci mücadelenin bir parçası, bir alanı olarak görürüz. Seçimleri küçümseyemeyiz. Seçimler bizim için çok önemli. Dolayısıyla şu an Türkiye'nin ihtiyacı ne? Halkların ihtiyacı ne şu an? Şu an ihtiyaç güçlü bir mücadele birliğini, iradesini ortaya koymak. Var mı böyle güçlü bir? Var ama yeterli mi? Değil. Yani henüz güçlü, yani güçlü bir biçimde sendikalar ortaya çıkmış değil. Bu gerçeği görmek gerekir. Bunu açığa çıkartmamız gerekiyor. Ama bu şu anlama da gelmez. Yani biz aynı şekilde seçimleri de kapsayan, seçimleri de konuşan, seçimleri de içine alan bir birlik zemininden söz ediyoruz. Yani biz mücadeleyi öne alıyoruz diye seçimi konuşmayacağız diye bir anlayışımız yok. Tam tersine hem mücadeleyi hem seçimleri içine alan, hem seçim öncesini, hem seçim gününü, seçim dönemini hem de seçimlerden sonraki Türkiye'yi içine alan bir ittifak ihtiyacından söz ediyoruz. Yani sorun şudur, sorun HDP değil. Sorun HDP üzerinden toplumsal muhalefete, bütün toplumsal muhalefete gözdağı verilmesi meselesi, sindirilmesi meselesi muhalefetin. Seçime kadar bir olağanüstü hal durumuyla ülkenin böyle bir atmosfere sürüklenmesi meselesidir. Kim buna sessiz kalırsa bilecek ki seçimlerden de bu süreçten de mağlubiyetle çıkar. Onun için önce zulüm, önce inkar, önce işte operasyon, gözaltı, tutuklama kime yöneliyorsa bu süreçte onun yanında yer alacağız. Biz aynı şeyi düşüncelerine katılmadığımız halde, birçok konuda ayrı düştüğümüz halde, işte Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'ta linç girişimi olduğunda hemen yanındayız dedik. Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak geldiğinde hemen yanındayız dedik. Aynı şeyi CHP'lilerin ve sosyal demokratların da HDP için göstermesi gerekir. Bu dönem böyle bir dönemdir. Bu dönem yan yana durma dönemidir. Anlaşılıyor ki iktidarın yapmaya çalıştığı şey şu. HDP'yi kriminalize ederek, suçluymuş havasına sokarak ve tepesinde de tıpkı bir demokrasinin kılıcı gibi bir kapatma tehdidiyle, davasıyla seçime kadar götürmek ve ya nasıl olsa bu parti kapatılacak, bundan bir hayır gelmez, bundan umut bağlamayın havasını yerleştirmeye çalışıyorlar. Bu hem bizim oluşturmaya çalıştığımız ittifak zeminini parçalamaya dönük bir hamledir. Biz böyle anlıyoruz. Sadece HDP'ye yönelik değildir. Hem de Kürt halkına yöneliktir. HDP'ye yöneliktir.
bunu şöyle ifade etmek lazım. Yani işte HDP'nin yöneticileri siyasi yasaklı duruma düşecek. HDP kapatılmış olacak. İşte finansı kesilmiş olacak. Bu durumda HDP seçime gitse ne olacak? Yani bu duyguyu vermeye çalışıyorlar. Böyle bir gündemimiz yok. Kapatma gündemimiz yok. Biz partimizle seçime giriyoruz. Bu kararlılıktayız. Kongremizi de böyle yapıyoruz dedi arkadaşlar. Doğru diyorlar. Biz de ona en güçlü desteği vereceğiz.